İyi akşamlar. Güne Bakış'tan merhaba. Erdoğan Gül'e savaş ilan etti. Bu tespiti Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın gazetecilerden Abdülkadir Selvi Hürriyet gazetesindeki köşesinde yaptı. AKP yakın gazetelerde birçok köşe yazarı Abdullah Gül'e yönelik eleştirilerini bugün de sürdürdüler. Karar gazetesi yazarı Yıldıray Uğur ise Gül'e yönelik saldırıları 1994'te Erdoğan'ın belediye başkanı adayı olduğu günlerde yapılan saldırılara benzetti. Uğur'a göre Türkiye'deki siyasi kavgaların çoğu insanların karakterlerinin ve ahlaklarının test edildiği sınavlar olarak yaşanıyor. Bunu bilerek çıktık. Ama bu trenden düşenler kusura bakmasınlar, düştükleri yerde kalırlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısındaki bu sözleri Abdülkadir Selvi'ye göre Gül'e karşı açılan bir savaş. Erdoğan Gül'e savaş ilan etti. Ne dedi? Geçmişte partimiz çatısı altında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimizle, hareketimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Bu birliği, beraberliği zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Bu trenden düşenler kusura bakmasınlar, düştükleri yerde kalırlar. Selvi ayrıca Erdoğan'ın Abdullah Gül ile AK Parti arasında kalın bir set çektiğini ve AK Parti'de Gül'e olan sempatiyi silmeyi amaçladığını yazdı. AK Parti'ye yakın medyada da Gül'e yönelik bugün çok sayıda eleştiri, sınırları zorlayan köşe yazıları yer aldı. Karar gazetesinde ise farklı bir ses çıktı. Yıldıray Oğur, medyadaki Gül'e yönelik saldırıları 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemle kıyasladı. 94 yerel seçimlerindeki tartışmalardan geriye topyekün medyanın, siyasetçilerin Erdoğan'a ettiği laflardan, eleştirilerden hiçbiri kalmadı. Ama tek başına bir adama cevap hakkı dahi vermeden reva görülen linç toplumun hafızasına yerleşti. O yüzden bugünkü tartışmalardan da geriye KHK ile kimin ne dediği değil, başka mecraları sınırlı kullanabilen eski bir cumhurbaşkanının iki tweetine karşı onlarca gazete ve televizyondan edilmiş sözler, yazılar, açıklamalar arasındaki eşitsizlik kalacak. Türkiye'de siyasi kavgaların çoğu artık sadece siyasi kavga olarak yaşanmıyor, insanların karakterlerinin ve ahlaklarının test edildiği sınavlar olarak da yaşanıyor. Evet, Güne Bakış'ta bugün konuğumuz Cumhuriyet Gazetesi yazarı Kadri Gürsel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizinle konuşmak istediğimiz Türkiye siyasetine dair birçok konu var. Ama şöyle başlayalım isterseniz günün sıcak gelişmesi Erdoğan-Bahçeli görüşmesi. Abdullah Gül'ün kanun hükmünde kararnamelerle ilgili yaptığı eleştirilere Bahçeli de grup toplantısında bir şeyler söyledi. Ama bunun da ötesinde desteği açıkladı. Tayyip Erdoğan'a yapacağı desteği açıkladı. Tayyip Erdoğan da kendisini davet etti Beştepe'ye. Ne çıkar buradan, ne düşünüyorsunuz bu görüşmeyle ilgili? Zamanlaması ilginç. Çünkü aslında Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılması halinde ki 2019'da işte yapılacak Kasım falan diye bekleniyor bu. Ama erken de olabilir. Bir Bahçeli-Erdoğan ittifakının olacağı mukadder. Bu bir sürpriz değil. Niye şimdi oldu bu? Yani eğer Kasım 2019'da yapılacak ise seçimler daha 2 yıl varken neredeyse, 2 yıla yakın bir süre varken, niye şimdi böyle baldır küldür bir ittifak açıklaması, destek açıklaması yapma gereği duyuldu? Bunun mevcut siyasi konjonktürle alakası olduğunu düşünüyorum. Konjonktürde ne var diye bakmak lazım. O zaman da işte Abdullah Gül'ün çıkışı var. Abdullah Gül'ün çıkışının ben ferdi bir çıkış olduğu kanaatinde değilim. Arkasında bir desteğin, bir potansiyelin ve çok da gözle görülür olmasa da derinlere inen bir potansiyelin, bu bir iceberg gibi de tanımlanabilir, bir buzdağı gibi olduğu kanaatindeyim. Bu nedenle de rahatsızlık uyandırdı. Bahçeli'nin bugüne kadar izleye geldiği taktik siyasi tutuma baktığınızda hep bize seçimlerin yaklaşmakta olduğunu, hatta kimi zaman tarih vererek anons etmiştir. 2002 seçimlerinin tarihini vererek koalisyonu bozmuştur. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmesinin önünü
şekilde açmıştır. Yani Türkiye'nin ekonomisini hal yoluna koyan koalisyonun bunun meyvelerini toplamasına da bu şekilde engel olmuştur. Başka nedenler de vardı tabii buna engel olan ama en başta başbakanın durumu. Başbakan Ecevit'in sağlık durumu. Evet, Ecevit'in sağlık durumu o zaman. Konuyu çok dağıtmayalım. Ben şimdi de bir ön alma hamlesi olduğunu düşünüyorum bunun. Danışıklı dövüş olduğunu düşünüyorum. Bazı şeylerin Erdoğan'dan önce Bahçeli tarafından söylenmesinin, Bahçeli'nin Erdoğan'dan bağımsız bir siyasi inisiyatifi olarak ortaya çıktığı kanaatinde değilim. Bunun bir ittifak ilişkisinin mantığı ve diyaloğu içinde gelişen, karşılıklı olarak anlaşması önceden yapılmış hamleler olarak tezahür ettiği kanaatindeyim. Görünür hale geldi bu 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra çok net olarak. O zaman seçimlerin tekrar edilmesinin önünü açan çözümsüzlük durumunun da sözde mimarı Bahçeli'dir. Çok fazla da bu tür mimar falan diyerek olumlu yapıcı özellikler atfetmek istemiyorum kendisine. Ardından yine biliyorsunuz işte bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeni anayasa ve referandum sürecinin de başlangıcının önünü açan bu fiili durum artık hukukileşmelidir diyerek bunu yapan Bahçeli'nin kendisidir. Niye bunu yapıyor Bahçeli? Bu bir çelişki mi? Hiç değil. Bence Bahçeli'nin buradaki tutumu gayet tutarlı. Tutarsızlık değil, ideolojik olarak tutarlı. Genel başkanı olduğu partinin ideolojik çizgisi ile son derece tutarlı. Çünkü olayların gelişimine baktığımız zaman bir Kürt sorununa karşı tutum alış. Bu ne pahasına olursa olsun 2009'dan da başlayıp işte 2015'in ortasında biten fasalarla arada çatışmalı dönemler de olsa çözüm süreci yahut fiilen çatışmasızlık dönemi de diyebiliriz buna. Dönemlerinin sona erip Türkiye'nin Kürt hareketine, PKK'ya karşı en sert tutumu alması, Irak'ta da, Suriye'de de, her yerde sertlikten ve cebri tedbirlerden yana olması, asla ve kat'a bir çözümden söz edilmemesi ve devlet otoritesinin orada en sert tedbirlerle hakim kılınmasını savunan katı bir çizgi. Bu çizgi MHP'nin çizgisiydi. İki seçim arasında 2015'te ne oldu hatırlayalım. Birden baktık ki önce kentlerde çatışmalar tabii ki başladı. Kentlerin PKK milislerinden arındırılması için pek de maliyeti çok ağır olan bir mücadele yöntemi benimsendi o dönemde. Ve aslında Erdoğan Bahçeli'nin elinden bütün kozları aldı. Yani bir aşırı sağ milliyetçi partinin bir etnik soruna karşı bakış açısı, yaklaşım açısı ve davranışı ile tarif edilebilecek bir politik tutumda ne yapmak gerekiyorsa bunu zaten Erdoğan yaptı. Yani Erdoğan ve partisi ve iktidarı yaptı. Böyle olunca da Bahçeli aslında partisinin varlığını sürdürebilmesinin de yegane koşulunun muhalefet edecek bir şey kalmadığı için Erdoğan'la ittifak yapmaktan geçtiğini gördü. Şimdi Devlet Bahçeli'nin... Yani burada bir kırılma anı yaşanıyor. Sorunuzu aklınıza tutun, ben onu tabii tamamlayayım. 15 Temmuz'dan sonra da zaten MHP kadrolarına ihtiyaç duyuldu. Bu ittifakın zemini daha da güçlendi. Ve
girilen yolda şimdi Bahçeli'nin niyeti hesabı gördüğüm kadarıyla pek çok gözlemcinin de katıldığını bildiğim bir görüş bu. Bunu bir şarta, kayda bağlamak istiyor. Bunu sağlamlaştırmak, öngörülebilir kılmak istiyor. Bunu bir anlaşma zeminine sarsılmaz şekilde oturtmak istiyor. Ama ortaya çıkan aslında ittifak bir konjonktürden kaynaklanıyor. Bu konjonktür değişir mi, değişmez mi? Türkiye son derece öngörülmez bir ülke. Yani öngörülmezlikte de bir aslında derecelendirme yapabilecek olursak çok öngörülmez bir ülke oldu. Bunun da nereye gideceğini görmek aslında mümkün değil. Fakat MHP'nin buradaki yani özellikle de başkanlık sistemine geçtikten sonra artık iktidarla, Erdoğan'la ittifak yapmak dışında hiçbir çaresi kalmıyor Bahçeli'nin. Yani bu ideolojik tutumu Bahçeli'nin aynı zamanda bu siyasi tutumu almaya da onu mecbur ediyor. Ayrıca bir cümle daha sarf edeceğim. MHP'nin tarihinde böyle ittifaklar var. 91'de hatırlayın Refah Partisi ile ittifak yaptı. Birlikte seçime girdiler. Yani ittifaklara yabancı bir parti değil. Milliyetçi cephe dönemlerini 70'lerde hatırlamak lazım. Ben burada bir tutarsızlık açıkçası görmüyorum. Bahçeli açısından da, MHP çizgisi açısından da bir tutarsızlık yok. Yani tipik bir Türkiye'de aşırı sağ milliyetçi partinin refleksleri neyse onu veriyor, onu gösteriyor. O ideolojiye uygun davranıyor. Evet, Devlet Bahçeli'nin söylemlerine baktığımız zaman öncesinde eski başbakan ve şu an hala Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olan Ahmet Davutoğlu'na çok ağır sözlerle yüklenmişti. Ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de buna yoğun bir itiraz gelmemişti. Şimdi de Abdullah Gül'ü 11. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucularından biri olan Abdullah Gül'e ağır sözlerle yüklendi. Yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden yoğun bir itirazla karşılaşmadı. Burada neyi görüyoruz? Bu durum bize neyi anlatıyor? Burada Bahçeli'nin gerçekten de siyasi geleceğini bu ittifaka bağladığını, bu ittifakı zayıflatacak, bu ittifakın tabanından bir miktar alıp götürebilecek veya işte AKP içinden de bu manada gelişebilecek bir muhalif hareketin önünü açabilecek her türlü gelişmeye karşı çıkması. Bunu da ülkenin, devletin ve milletin âli çıkarları adına savunuyormuş gibi, adına seslendiriyormuş gibi yapması çok doğal. Burada tabii kraldan çok kralcı gibi gözüküyor. Ama baktığınız zaman bu da tutarlı. Tutarsız değil. Yani 16 Nisan referandumundan sonra eğer bir başkanlık rejimi ilk önümüzdeki seçimde tam manada, gerçek manada anayasanın tüm maddelerinin yürürlüğe girmesiyle kurulacaksa o başkanlık rejiminin ortağı Bahçeli olacak. Dolayısıyla Bahçeli'nin geleceği Erdoğan'ın başkan seçilmesine bağlı. Erdoğan ne kadar zahmetsiz başkan seçilirse Bahçeli için de o kadar iyi. Şimdi o bakımdan da belki gündemimizde değil ama bir erken seçimin ben olası olduğunu düşünüyorum. Çünkü 2019'a kalırsa bu, 2019'un Kasım'ına Türkiye sorunlarını çözemeyen bir ülke durumuna geldi. Uzun bir süredir böyle sorunları daha da ağırlaşıyor, daha da çetrefil, karmaşık hale geliyor. Ve bunlara yenileri ekleniyor. Bu nedenle de her ne kadar para ve medya iktidarın, yani güç iktidarın elinde olsa, dolayısıyla kendi seçmenini ikna etme yeteneği bu bakımdan da fazla da olsa, zorlanacaktır. Yani bu da yetmeyebilir. O zaman da daha karmaşık, arzu edilmeyen yöntemlere başvurmak gerekecektir. 2019'a kalırsa seçimler, Kasım 2019, 2 yıl sonra Türkiye'nin ne halde olacağını kimse bilemez. Ekonomisi özellikle.
Bu bakımdan da ben bir erken seçimin 2018'in ortalarında muhtemel olduğu kanaatindeyim. Bu erken seçim iktidarı dediğim gibi ilave cebri tedbirler almak zorunda bırakmayacaktır. Veyahut işte 16 Nisan referandumunda olduğu gibi günün ortasında YSK'nın mühürsüz zarflarda geçerlidir gibi yasaya alenen açıkça aykırı bir açıklama yapması örneğinde olduğu gibi tuhaf şeylerin olmasına da belki gerek kalmayacaktır veya olacaksa da böyle tuhaflıklar az olacaktır. Ama 2019 öncesinde 2019'a kalırsa o zaman kehanet gerçekleşir. Yani o 696 sayılı KHK ile işte daha önce meclisten geçen bir ve kanunlaşan KHK eklenen maddede olduğu gibi siyasi lince, sivillerin siyaseten lincine dokunulmazlık ve cezasızlık getiren madde gerçekten o zaman belki bakarsınız birilerinin işine yarar. Ben bu açıdan da açıkçası çekiniyorum. Yani endişeleniyorum. Türkiye'yi bekleyen zorluklar, güçlükler bakımından bunlar tabii ki insanın aklına gelmiyor değil. Türkiye'yi iktidarı zorlayacak olan sorunlar daha da ağırlaşmadan ve iktidarın seçmen tabanından kayıplar artmadan, o kayıpları telafi edecek tedbirlerin maliyeti de artmadan bir erken seçime götürmek Türkiye'yi mantık icabıdır iktidar açısından baktığımda. Burak Bahçeli tarafından ne anlama geldiğini sordu ama ben AKP açısından da sormak istiyorum. Abdullah Gül'le Gül'ün yaptığı eleştiriye çok ağır AKP'den sözler. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan'dan da keza öyle. Bu ne anlama geliyor? Hem bir de Gül için de şöyle yani hem bir de Abdullah o cepheyi de biraz değerlendirmenizi isteyeceğim açıkçası. Durum ciddi. İşte öyle diyelim. İki taraf açısından da bence durum ciddi. Burada bir artık üstünün kapatılması, örtülmesi mümkün olmayan bir kopuş var. Ve bu yaşandı. Nereye evrilir? Onu görmek, onu şu andan itibaren öngörmek mümkün değil. Niye değil? Bir kere İlk aşamada şu günlerden baktığımızda bütün avantaj gücü elinde tutandan yana gibi gözüküyor. İşte Erdoğan'ın elinde büyük bir devlet gücü var, medya gücü var, iktisadi güç var, tabanda bir reisçilik fenomeni var. Yani bir kişi kültü etrafında reisçileşmiş bir taban var. Ama aynı zamanda da el yordamıyla yapılan, daha önce yapılan bütün o araştırmaların söylediklerini süzerek konuşacak olursam. Ama bu aynı zamanda el yordamıyla yapılan bir tespit. Yani bu ölçülebilmiş bir şey mi? Bir %10'luk bir rahatsız bir kitle de var olan bir tane de. Yani bu monoblok böyle tek parçalı bir yapı değil. Ben öyle sınıfsal bir doku ayrışması olduğu kanaatindeyim. Ben bu yaşananların, Türkiye'de yaşanan hukuksuzluğun, anayasanın askıya alınmasının, gücün tek kişinin elinde keyfi ve kontrolsüz bir şekilde temerküz etmesinin açıkçası her ne kadar şu an bekalarının ona bağlı olduğunu düşünseler de iktidarın yaratmış olduğu orta sınıfı da endişelendirdiği kanaatindeyim. Yani bu rahatsızlığın olduğunu biliyoruz. İktidar partisinin kurucu zümresi içinde ve gövdesinde bu rahatsızlık var. Ama Erdoğan çok güçlü göründüğü için orada en azından. Bu açıkça ifade edilmekten çekiniliyor. Bu dolayısıyla yani şartlar... Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulduğu yıl
işte yenilikçiler ve muhafazakarlar çatırdaması, ayrışmasının yaşandığı günkü gibi değil. O zaman o parti yüzünün üzerinden, yani o parti iki kere kapandı, o hareket. Partisi iki kere kapatılmış bir hareket. Artı üzerinden 28 Şubat geçmiş. Dolayısıyla orada Erbakan'a meydan okuyup yolu ayırmak mümkündü. Neden mümkündü? Çünkü böyle siyaset yapılamayacağı anlaşılmıştı. Yani Gül, Abdullah Gül, Erdoğan, Arınç, Abdülhatif Şener. Abdülhatif Şener, dördüncü isim, çekirdek kadrosu. Türkiye'de İslamcı ana akım, İslamcı hareketin Erbakan liderliği altında bugün o günkü konjonktürde siyaset yapamayacağını anladılar ve kendilerine farklı görünümde bir tarz belirlediler ve onda çok başarılı oldular. Şimdi Türkiye'de muhalefet yapılamıyor. Muhalefet yapılamadığı için de siyasetin önü tıkanmış durumda. Ama siyasetin yine önünü tıkayan bir iktidar kendi içinde değişiminde önünü tıkıyor. Yani bir iktidar var, tek kişinin elinde toplanmış ve değişimin önü her bir şekilde tıkanmış durumda. Yani kapanmış durumda Türkiye'de ve bu iltihabi bir durum yaratıyor. Yani hangi ülkede değişimin önünü tıkarsanız o ülkede sorunlar birikir, rahatsızlık artar, düzensizlik artar, ısı yükselir. Sonunda ya bir içe çökme yaşanır, ya bir yarılma yaşanır, bir şey olur. Buna bu termodinamiğin ikinci yasasındakinden mülhem, yani entropi deniyor. Bu aslında ülkelerin kaderinde de etkili olabilen bir şey. Çünkü demokrasi bunu sağlıyor. Demokrasi değişimi sağlayarak sistemin sürekliliğini de aynı zamanda mümkün kılar. Çünkü her iktidar kendi düzenini kurar, bir süre sonra o düzen bozulur ve düzensizlik başlar. Düzenin sahipleri gider, yerine seçimle yenileri gelir ve bir rahatlama sağlanır. Şimdi bir rahatlama yok. Dolayısıyla bunun nereden patlayacağı, nereden çatlayacağını biz bilemeyiz, öngöremeyiz. Bu hep böyle gidebilir mi, gidemez mi? Bu da ayrı bir tartışma konusudur. Herhalde onun için zamanımız yok. Şimdi ona girmeyeyim ama şunu merak ediyorum. Daha yayının başında siz Abdullah Gül'ün çıkışını değerlendirirken aslında bu görünen, iceberg'in görünen yüzü dediniz. Arkasında başka bir destek olduğunu da düşündüğünüzü söylediniz. Açar mısınız onu? Kimler destekliyor olabilir? Ben Abdullah Gül'ün daha önce zaten işte tasfiye edilen, AKP'den tasfiye edilen kesimlerce desteklenebileceğini düşünüyorum. Onun dışında Abdullah Gül'ün yine Türkiye'de yeni bir ANAP'a ihtiyaç olduğunu düşünen herkes tarafından da aynı şekilde desteklenebileceğini düşünüyorum. Çünkü sağdaki tıkanıklığı 4 Eylül'ü birleştirme iddiasıyla ortaya çıkmayan ki o 4 Eylül de büyük sorunlar yaşanıyor malumunuz. Bunu çözme, bunu birleştirme, yeni bir sahada yeni bir hareket meydana getirme iddiasıyla ortaya çıkmayan herhangi bir gücün alternatif oluşturamayacağını düşünüyorum. Ama burada bu alternatifin ortaya çıkmasının önündeki en büyük engel Türkiye'de şu an demokrasinin olmaması. Yani ne demokrasi var, ne basın özgürlüğü var, ne ifade özgürlüğü var, ne mesela Abdullah Gül'ün medyaya erişim imkanı var. Yani şimdi bugünkü şartlarda bakın iki tane tweet attı. Bunu herkes söylüyor. Burada da söylendi bu. İki tane tweetle Türkiye'yi sarstı. Şimdi böyle biriyle bir gazeteci röportaj yapmaz mı? Böyle biriyle bir ana akım, sözde ana akım televizyon kanallarının birinde konuk olarak ağırlanmaz mı? Böyle biriyle röportaj yapılmaz mı? İki sayfaya ya da orta sayfaya açılmaz mı böyle bir röportaj? Yani bu şartlarda nasıl olacak? Abdullah Gül mesajını nasıl iletecek? Artı bir şey daha var, önemli bir şey. Abdullah Gül de artık
geçti. Yani geriye dönüşü olmayan noktayı geçti Abdullah. Bunun da herhalde kendisi de farkındadır. Şöyle bir şöhreti var Abdullah Gül'ün. Risk almayı sevmediği, sağlamcı olduğu, güvence olmadan hareket etmek istemediği, etmediği, temkinli olduğu, teenni içinde eskilerin dediği gibi hareket eden, uslubu da ona göre yumuşak olan bir insan. Herhalde işte bu karakter özelliği göz önüne alındığında, siyaset etme, yapma tarzını da bilindiğinde insan şunu düşünüyor. Ya acaba yani demek ki kendisi açısından uygun şartlar oluştu mu? Bu soruya da evet cevabını vermemizi engelleyen nedenleri biraz önce saydım. Çok zor Türkiye'de şu an siyaset yapma şartları. Siyaseti imkansızlaştıran bir hegemonik bir iktidar var bugün Türkiye'de. Siyaset yapmayı zorlaştırıyor. Bakın yani belediye başkanlarını görevden alıyor. Muhalefet partisinin işte genel başkanını hapse atıyor, milletvekilini hapse atıyor. Medyayı susturuyor, gazeteciler cezaevinde şudur budur. Şimdi bu şartlar altında bu nasıl olacak? Bu bir çelişki. Bakalım Abdullah Gül bu çelişkiyi nasıl yönetecek? Hangi araçları kullanacak yönetmek için? Bu çok zor şartlar altında konvansiyonel düşünen ve konvansiyonel şartlarda politika yapmaya eğer alışmış biri ise ben kendisini ciddi zorlamaların beklediğini düşünüyorum. Atipik davranmak zorundadır. Atipik. Bu zor bir dönem. Bu dönemin bu zorluklarına uygun hareket etmesi gerekecek. Bakalım ne tür taktiklerle çıkacak ortaya ama bir destek ve umut olduğunu düşünüyorum ve bu destek ve yani kendisine yönelik beslenen umutların sadece AKP tabanının bir kısmı ile sınırlı olmadığı kanaatindeyim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Gazeteci Kadri Gürsel'le Türkiye'de yaşanan son gelişmeleri konuştuk. Güne bakış devam ediyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün son kanun hükmünde kararnameleri eleştirdiği iki tweetiyle başlayan Erdoğan Gül gerginliğini Ömer Taşpınar Transatlantik programında Ruşen Çakır'a değerlendirdi. Abdullah Gül'ün çıkış yapması, iki tweetle ve aradaki gerginliğin su yüzüne çıkması, dün de Erdoğan'ın kongre konuşmasında, parti kongresi konuşmasında yaptığı konuşma, tabii henüz daha New York Times, Washington Post, Amerikan medyası seviyesinde dikkat çekmedi. Fakat Türkiye uzmanları arasında uzun süredir konuşulan bir konu Abdullah Gül'ün topa girip girmeyeceği, siyasete tekrar dönüş aktif bir şekilde yapıp yapmayacağı. Bu konuda Türkiye'deki değerlendirmelerden çok farklı değerlendirmeler yapılmıyor Washington'daki uzmanları arasında. Abdullah Gül'ün aşırı derecede tedbirli ve risk almayı istemeyen olduğu, önüne ancak kırmızı halıyla gel başkan ol denirse AK Parti'ye dönebileceği ve Abdullah Gül'ün Tayyip Erdoğan'la arasının da iyi olmadığı bir süredir belliydi. Fakat şu anda henüz ne söylesek spekülasyon seviyesinde. Bana göre asıl önemli konu Abdullah Gül'ün karar verip vermeyeceği. Yani bir iki tweetle başladı bu, senin de söylediğin üzere. Fakat şurası kesin, Erdoğan bir şekilde kendi karşısına çıkacak bir rakip arıyor. Bu rakip Abdullah Gül olduğu takdirde sert bir şekilde saldırabilir. Bunu dün gördük. Fakat şu anda Batı medyasında asıl ilgiyi gören Meral Akşener. Geçen hafta New York Times'ta Meral Akşener'le ilgili bir profil yazısı çıktı. Oldukça detaylı, uzunca bir yazıydı. Ve benim ilgimi çeken tarafı, çünkü genelde bildiğimiz konulardı. Meral Akşener'in kim olduğu, nereden çıktı, neden bu yarışa girdi, neden koptuğu konusu dışında benim asıl ilgimi çeken tarafı, ben başkanlık sistemini istemiyorum, parlamenter rejime geri döneriz kazanırsam demesiydi. Yani parlamenter rejimi tekrar geri getireceğini söylüyordu. Arkadaşımız Semih Sakallı 2018 yılında Türkiye'nin ekonomik ve siyasi panoramasını Ali Bilge ile konuştu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar dönemini ekonomik tarafını incelediğimizde
Başlangıçta işte 2001 krizi sonrası programlara önemli ölçüde uyan, uluslararası piyasalara hem siyasal duruşuyla hem de işte ben neoliberal iktisat düzenine saygılıyım, bu minimalde gideceğim ve yani herhangi bir kısıtlama olmayacak. Özelleştirmeler tarihinin en büyük noktasına çıktı, yüksek noktalara çıktı. İşte yani bir liberal, neoliberal iktisat politikasının fazlasıyla sahip çıkan bir iktidar. Bu anlamda uluslararası piyasalar daha ne istesin? Zaten parayı satamıyor ve Türkiye fonlamasını daha önceki yıllara göre daha ucuza, yani daha uygun faize ve istediği montanda buldu. Bu da geldi burada, bu işte 1 trilyon dolarlık inşaata döndü. Yani büyük şeyler. Türkiye'nin asetleri para etti. Bankalar yabancılara satıldı. Şu anda Türkiye'de Türk bankacılık sisteminin yarıdan fazlası yabancıların elinde. Büyük şirketler yabancı ortaklara fabrikalarını, şeylerini sattılar. Borsanın önemli bir bölümü yabancıların elinde. %70'e yakını. %70'i artık ben hep menkul İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, BIST İstanbul. BIST İstanbul. Dolayısıyla yani böyle bir tahvil süreci yaşandı yabancı yatırımcı açısından ve Türkiye'de bundan yararlandı. Bu senaryo tabii ki yani üst gelir gruplarını abat ettiği kadar alt gelir gruplarının da yukarıya doğru bir çıkışı oldu. Yani işte belli şeylerden yararlandı. Sosyal devlet, tırnak içinde biraz nobranca da olsa, adına nobran sosyal devlet diyorum ben. Vatandaş işte hastanelerden, sağlık hizmetlerinden, şimdi onlar gidiyor yavaş yavaş. Çünkü kamu maliyesi önemli ölçüde bozuldu. Bu şeyden yararlandı. Zaten yani yoksulların oyunu ipotek altına almış durumda. O yoksullar geçmişte çok alt düzlemde yaşadıkları için yani gördükleri işte tırnak içinde bir pozisyon artışı, refah artışının etkisinden henüz sıyrılmış değiller. Bir de bunun üzerine üstlük bir illüzyon var. O illüzyon işte %35 dediğimiz o donuk kitle. Ali Ağoğlu ve Murat Sağman Ekonomi Sohbetleri programında 2017 sonunda beklentilerin üzerinde gelen büyüme rakamları sonrası piyasalardaki iyimserliğin neden kısa sürdüğünü konuştu. 14.400'den 15.000'e çıkmış durumda tekrar Bitcoin ve bayağı dinleniyor şu anda Ethereum. Adam ya bu aralar. Valla biraz konsolide oluyor. Usta konsolide oluyor şu anda. Evet. Yoruldu yani Bitcoin yoruldu. Özellikle dolar TL'deki hareketi 73.32 görmüştü. 5 Ocak günü, günün sonunda yani Cuma günü, gün sonuna doğru geçtiğimiz haftanın kapanışında gördü. Şu anda 3.77.43'lerde dolar TL ve bugün en yüksek gördüğü seviyede 77.87 seviyesinde. Enteresan bir durum var. Ben şimdi bu grafiği özel olarak şey yapalım, ekrana getirelim dedim. Çünkü bu grafik 2016 yılının ortasından, Haziran ayından bu yana İki ayrı grafiği aktarırken çıkmamış ama mavi renkli olan Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri, kırmızı renkli olan da dolar TL kuru. Şimdi bu neden şey yaptık? Bunu aslında meşhur edenlerden bir tanesi Fatih Keresteci. Evet, Fatih. Onun grafiği ben onun evet, ilham olarak kullandık diyelim. Evet, Fatih kullanıyor. 10 yıllık tahvil getirileri Türk lirasıyla oldukça paralel bir hareket ediyor. Bu da 10 yıllık tahvil getirisi Amerika'nın faizlerini. Bu oldukça uzun vadeli, yani şu andaki ekrandaki grafik çok daha uzun vadeli bir grafik. Bir 2000'lerin başından bu yana geliyor, bir saniye izin verin. Ali abi bir şey ekleyeceğim. Tabii, tabii. O 10 yıl ben işte 10 yıllık tahvil ve dolar TL çok güzel bir grafik. Ben çok daha uzun yıla baktım bu arada. Çok uzuna gittiğin zaman öyle bir şey yok. Korelasyon kalmıyor. Hayır. Kalmıyor. Yani hayır, bu son dönemlerde. Evet. Tabii, bu yakın dönem son, için. Uzun vadede onun için yok. Bunu buraya koydum. Türk lirasının üstüne koydum da Türk lirası direkt yukarıya doğru giden bir grafik çiziyor. Kendinden yani daha sonra apayrı bir şey. Bu benim bahsettiğim grafik 2007 yılından bu yana geliyor. 2006 yılının Mayıs'ından itibaren geliyor.
Kritik olan sağdaki 3 tane çizgi var. Onlardan bir tanesi %3 seviyesi. Ama ondan önceki şu anda kırmızı renkli olan seviye, orası 3.64 seviyesi, pardon 2.64 seviyesi. Sondaki siyah da şu andaki kapanış neresi derseniz şu andaki kapanışlar şu anda en son gerçekleşen 3.53 seviyelerinde, 3.53.84. Şimdi bugün dolar TL'de ne oldu diye baktığınızda iki şey oldu. Bir tanesi paritede dolar değer kazandı. Evet. Dolar endeksindeki hareket çok fazla değildi ama euro tarafı özellikle bizi çok yakından ilgilendirdiği için dolar euro paritesinin yani 1.20'lerin üzerinden geçtiğimiz haftaki daha doğrusu dünkü 1.20'lerin üzerinden bugün 1.19.16'ya 1.19.20'lere gelmesi birinci etken. Bunun gelmesindeki en önemli sebeplerden biri paritenin ve aynı zamanda dolar TL'nin hareketlerinden bir tanesi de çok daha önemlisi belki de Amerikan tahvil faizlerindeki getirilerindeki tahvillerin getirilerindeki artış oldu. Amerikan 10 yıllıklarının %2.3, 5 yıllıklar pardon 30 yıllıklar %2.5 yani özellikle uzun vadeli taraf yukarı çıktı. Kısa vadeli 5 yıllıklar %1.25 faiz oranlarındaki artış olarak söyleyeyim. Suriye ordusu ve Rusya'ya ait hava uçaklarının İdlib operasyonlarının ardından Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çatışmasızlık bölgeleri anlaşması uyarınca bulunduğu İdlib'e yönelik son günlerde sıkışan Suriye ordusu ve Rusya hava operasyonları sebebiyle dün Rusya Büyükelçisi Alexey Yerhov, bugün de İran Büyükelçisi Taher Yanfart Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ankara son operasyonlardan duyulan rahatsızlığı Astana'da garantör olan Rusya ve İran'ın yetkililerine daha önce bildirmişti. Rus basınında çıkan habere göre ise Rusya Savunma Bakanlığı Hümeymin askeri üssüne gerçekleştirilen saldırıların ardından Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a mektup göndermiş. Mektuplarda Ankara'dan kontrolündeki silahlı grupların çatışmasızlığa uyması ve İdlib'e gözlem noktaları kurulması çalışmalarını hızlandırması gereği aktarılmış. Suriye'deki son gelişmeleri Gönül Tol Transatlantik programında Ruşen Çakır'a değerlendirdi. Evet, tabii İdlib'i önemli kılan senin söylediğin gibi bir çatışmasızlık bölgesi olması. İran, Rusya ve Türkiye arasında varılan anlaşma sonucunda çatışmasızlık bölgesi ilan edilmişti. İdlib'in yine Türkiye için önemi şu, tabii Türkiye sınırına bu kadar yakın olduğu için ve neredeyse muhalefetin bulunduğu son şey olması, alanlardan bir tanesi olması vesilesiyle burada olacak herhangi bir hareketlilik Türkiye sınırına doğru çok daha fazla insanın, sivilin yığılmasına sebep olacağı için Türkiye çok önem veriyor İdlib'e. Tabii bir de Kürt meselesi var yani Afrin'i güneyden sıkıştırabilmek için İdlib'de Türkiye'nin bulunması önemli. Bu sebeplerle İdlib önemli bir yer. Fakat İdlib herkes için önemli. Rusya için de, İran için de, rejim için de önemli. Ve bir süredir gördüğümüz mesela bir Türk konvoyuna, Türk askeri konvoyuna bir saldırı oldu birkaç gün ve rejim güçleri de Türkiye'nin desteklediği gruplara saldırdı. Bunun üzerine Türkiye, İran ve Rusya şeylerini, diplomat büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak uyardı. Dedi ki burası bir çatışmasızlık alanı ve siz radikal gruplara saldırıyoruz kisvesi altında aslında bizim desteklediğimiz ılımlı muhalefeti hedef alıyorsunuz dedi. Tabii bu tansiyonu yükseltti ve bugün gördüğümüz şey Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi gazetesinde yayınlanan bir rapor var. Rapor diyor ki aynı şekilde İdlib'in güneyinde de saldırılar gerçekleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi nükleer silahların kullanımına dair kısıtlamaları ve hafifletmeyi ve kullanılabilir daha düşük seviyeli yeni nükleer başlıklar geliştirmeyi hedefliyor. Guardian'ın haberine göre Obama yönetiminde ABD silahlarının kontrolünden sorumlu üst düzey bir yetkili olan John Walshtall, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından hazırlanan yeni nükleer program hakkında yeni bilgiler verdi. Walshtall'ın söylediklerine göre Pentagon'un yeni planı Rusya'nın Doğu Avrupa'da taktiksel savaş başlıklarını kullanmasını önleme amacı taşıyor. Bu kararın diğer bir önemli noktası ise Obama yönetiminin ABD savunmasında nükleer silahların rolünü azaltmaya yönelik politikasını bozması.
Uzmanlar bu kararın yeni bir soğuk savaş ateşlemesi ihtimaline işaret ediyor. NPR yani yeni nükleer pozisyon başlıklı değerlendirme, ABD'nin hangi durumlarda nükleer silah kullanabileceği ile ilgili de yeni sınırlar getiriyor. Bu değerlendirmeye göre nükleer silahla gerçekleşmese dahi kitlesel ölümler yaratan, kritik önemdeki tesislere hedef alan veya nükleer tesislere hedef alan saldırılara karşı nükleer silah kullanılabileceği belirtiliyor. Bu değerlendirmenin Ocak ayı sonunda Donald Trump'ın yıllık kongre konuşmasından sonra yayınlanması bekleniyor. Silah kontrolü için kampanya yürüten kişiler ise daha kullanılabilir nükleer silahlar konusunun endişe verici olduğunu söylüyor. İsrail gazetesi Jerusalem Post'un İsviçre basın organı Basler Zeitung'dan aktardığı habere göre Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarına karşı İsrail'in ürettiği Iron Dome isimli füze savunma sistemini satın alacak. Habere göre Suudiler, demir kubbenin yanı sıra İsrail tarafından üretilen Trophy Etkin Koruma Sistemi'ni de satın almayı planlıyor. Trophy Etkin Koruma Sistemi tanklara yerleştiriliyor ve tanka hedef alan roketleri tespit ederek imha ediyor. Bu sistemi daha önce ABD ordusu da satın almıştı. İsrail ile Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişkisi bulunmuyor. Fakat Tel Aviv ve Riyad'daki gözlemcilerin iddialarına dayanan habere göre Suudi askeri uzmanları Abu Dhabi'de İsrail'in askeri teknolojisini inceledi. Öte yandan İsviçre gazetesi iki ülke arasında istihbari işbirliğinin geliştirildiğini de yazdı. İsviçre gazetesi Basler Zeitung'un Tel Aviv'de yaşayan muhabiri Pierre Hoyman iki ülkede İran'ın bölgedeki varlığını durdurmak istiyor dedi. Eksik olan programında Ömer Çeşit ve Alp Kozanoğlu'na konuk olan Ayfer Tunç kurgunun yapısını anlattı. Şimdi ben bir kere şuna inanıyorum. Her yazarın bir yazı karakteri var. Yazarın da bir kendi karakteri var. Bazı yazarlar tamamen ruhlarından, içlerinden, kendi bilinç dışılarını malzeme olarak kullanarak yazarlar. Bazıları da dışarıdan alırlar malzemeyi, onu içeride bir öğütürler, bir içeride bir süreçten geçirip ondan sonra yazarlar. Ben ikinci kısımdanım. Yani dış dünyaya, hayata ilgim çok yoğun. Dışarıda olup biten, başkalarının görmediği şeyleri görebilmek gibi bir yeteneğim var küçüklüğümden beri. Yetenek midir, algı mıdır, hayata ve hikayeye düşkünlük müdür onun adını bilmiyorum. Önemli de değil adının ne olduğu ama hikayeye düşkünüm. Hikaye derken bu olay örgüsü değil, durumdur gerçekten de. Durum öyküsü de değil. Şimdi bu tanımlar beni son derece kısıtlayıcı görünüyor gözüme. Yani durum öyküsü, neyin durumu? Yani ben oturup duran bir adamı da anlatabilirim ve bu bir durum öyküsü olabilir. Ruh durumu yani daha çok onu söylüyorum. Ruh durumu da olabilir ama bir olayın tetiklediği bir psikolojik travma da olabilir. Tabii. Ve bu travmanın içerisinde ciddi bir olay örgüsü de olabilir. Türkiye son 44 yılın en kurak kış mevsimini geçirirken Alp dağlarında soğuk ve kar yağışı sebebiyle onlarca kişi mahsur kaldı. Amerika'da Kaliforniya eyaletinde aşırı yağış sonucu toprak kaymasında 13 kişi yaşamını yitirdi. Cezayir'de 39 yıl sonra ilk kez kar yağdı. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere birçok politikacı iklim değişikliğinin bir yalan olduğunu söylese de iklim değişikliği her geçen gün kendini daha fazla gösteriyor. Ülkemizde resmi rakamlara göre son 44 yılın en kurak kış mevsimi yaşanırken özellikle Orta Avrupa'nın yüksek kesimlerinde mevsim normallerinin üzerine soğuk ve yağış yaşanıyor. Alp dağlarında komşu olan İtalya, İsviçre ve Fransa'da yüzlerce yol son 30 yılın en yoğun kar fırtınası nedeniyle kapandı, on binlerce insan mahsur kaldı. Cezayir'de Sahra Çölü'ndeki Ain Sefra isimli küçük kasaba 40 santimden fazla karla kaplandı. Sahra Çölü'nde bundan önce en yoğun kar yağışı 18 Şubat 1979'da yarım saat süren bir fırtınayla ve geçen sene hafif bir yağışla görülmüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde ise şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları hayatı olumsuz yönde etkiledi. En az 13 kişi öldü, 163 kişi hastaneye kaldırıldı ve yaklaşık 300 kişilik bir grubun Santa Barbara'nın doğusunda Romara Kanyonu'nda mahsur kaldığı bildirildi. Şu ana dek 50'den fazla kişi kurtarılmış olsa da bölgenin ana karayolu 101'de dahil olmak üzere birçok yol kapanmış durumda.
İstanbul Modern 11-21 Ocak arasında 90. Akademi Ödülleri'nde yabancı dilde en iyi film kategorisine aday filmlerden oluşan bir programı Oscar'ın Yabancıları adı altında gösterecek. Başka sinema ve İstanbul Modern İşbirliği'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Oscar'ın Yabancıları'nda 90. Akademi Ödülleri'nde yabancı dilde en iyi film kategorisine aday filmlerden oluşan bir seçki sunulacak. Seçkide başka sinema kapsamında daha sonra gösterilecek olan Zama, Telma, Sevgisiz gibi merakla beklenen filmleri vizyona girmeden izleme fırsatını yakalayabilirsiniz. Ayrıca Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı'yı kazanan Beden ve Ruh ve Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'yi kazanan Kare gibi 2017'nin ödüllü filmlerini yeniden izleyebilirsiniz. Filmler 12-14 Ocak tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Sinebu, Kadıköy Rex ve Ankara Kızılay sinemalarında gösterilecek. İstanbul Modern'deki gösterimler ise 11-21 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Programın tamamına İstanbul Modern sitesinden ulaşabilirsiniz. 90. Akademi Ödülleri 4 Mart'ta verilecek. Güne Bakış'ın bugünlük sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.